da analiziram još jednom utakmicu, da pogledam pa da kažem. Postoje neke stvari koje u futbolu mora da se odrade uvek, to je prostori u kojima se lopta ne gubi, intenzitet u duelima, čuvanje igrača u svom 16-tercu, to je nešto što mora da bude kao 1-1 su 2. Mislim da smo danas kažnjeni upravo iz takvih situacija, ne iz situacija da su nas, da kažem, izigrali. Sorumuz şu şekildeydi. Acaba bu kötü oyunu neye göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim ekibimiz güçsüz olduğu için yoksa Trabzonspor'un daha güçlü olması dolayı? Cevabı da bu şekilde. Biz daha iyi olmalıyız kesinlikle. Her ikisi de zaten bir sebep oluşturuyor. Biz neden öyle bir kötü oyun oynadık? Bazı şeyler her zaman aynı olmalıydı. Mesela top bu kadar kaybetmemesi gerekiyor. Izolni greški. Druga stvar što se tiče desnog beka, naše opredeljenje je da pre svega igramo sa tri centralna beka. Danas nisam bio zadovoljan pozicioniranjem Erakovića da je bio kao bek, a ne treba da igra beka zato što mu to nije prirodno okruženje. Zašto Srnić pre Gobelića? Iz razloga što je profilno odgovara više njihovom Trezegeu i tu nije bilo problema u tom poluvremenu dok je Srnić igrao. Posto smo morali da jurimo, tako da smo morali da menjamo i to je bilo opredeljenje. Tako da mislim da imamo prostora i da igramo i sa 4 i sa 3. Pre svega imamo jako dobra tri štopera. Kažem, i Trabzon nam nije napravio puno šansi iz igre, nego su to neke naše greške, što još jednom potvrđuje da imamo to. E sad moramo da usmerimo i druge igrače vezne, da dolaze u 16-terac, da budu opasni. To su neke stvari koje nam fale iz utakmicu u utakmicu. Evo, mali Velja Nikolić je popunio 16-terac, jednom i dao go. Tako da to je, da kažem, neki model kako treba sad. Nije dovoljno ponoviti jedno. İki tane sorumuz vardı. Birinci, King Kang'a sarı kartı aldıktan sonra acaba değişiklik mi yapmamız gerekiyordu? Onun için cevabı, çok iyi bir oyuncu olduğu için öyle bir gerek duymadım. O da çok üzüldü. Ekipten, herkesten özür diledi. Yani sadece bu sebepten öyle bir değişiklik, oyuncuya değişiklik yapmak istemedim. İkinci soruydu da bu sezonda ikinci maç oldu. Gobelić oynamıyor. Bu nasıl, neye göre karar veriyorsunuz? Kendisi şöyle bir cevap verdi. Profil olarak Gobelić kendisi daha uyumlu bu pozisyon için. Maalesef ikinci maç bizimle değil. Ama bize zaten Trabzonspor çok şans vermedi. Bazı şeylerimiz daha çok eksik, onu öğreniyoruz maçtan maça. Onun üzerinde çok daha çalışmamız gerekiyor. Cevabı bu şekilde. Önceki gibi daha önce de kendi düşünceleri söyledi Trabzonspor konusunda. Çok iyi bir takım, çok güçlü bir takım. Öncelikle pahalı bir takım. Evet, bazen belki ona göre değerlendirmemek gerekiyor ama o da bir gösteriş. Çok kaliteli ama bana düşmez Trabzonspor ve Monaco'yu kıyaslamak. Bize göre çok daha enerji, sahada enerjimiz gerekiyor. Da pritisnemo Siopisa, da pritisnemo Hamšika, ali jednostavno njihov raspored je bio dobar. Mi smo bili daleko u tim prostorima, nismo bili kompaktniji, jednostavno nismo ušli dovoljno puta u te situacije iz kojih bi mogli da ih kaznimo. Evet, öyle bir planımız vardı tabii ki. Daha agresif olmak istedik Trabzonspor'a karşı. Özellikle Siopis ve Hamšik üzerinde baskı kurmak planladık. Ama maalesef bize öyle bir izin vermediler, öyle bir duruma gelemedik.
pa da provamo da pobedimo Ferencvaroš kod kuće, pa onda jednu po jednu. Bundan sonra biliyorsunuz kaybetmeniz gibi bir lüksünüz yok ligde kalmak için. Onun ne düşünüyorsunuz onun için? Aynı şekilde düşünüyoruz. Biz de biliyoruz ki kaybetmememiz gerekiyor. Bakalım göreceğiz. İyi o nedir? Kulibali, Kalifa Kulibali. Soru şu şekildeydi. Acaba ne düşünüyorsunuz? Kulibali ne zaman hazır olacak enerji olarak, fiziksel olarak maçlarda? Fiziksel olarak zaten 2 hafta içinde belli olur. Oyun için bilmiyoruz. Onun için maçlar gerekiyor. Daha fazla maçlar gerekiyor. İyi bir giriş vardı onun bugün maçta. Ama destek gerekiyor. Ona şimdi herhangi bir oyuncu ekleyemiyoruz maalesef. To je to. Hvala vam.